Öyle iş oldu. İktidarda bulunan Süleyman Demirel'i Türkiye siyasi hayatı 25 seneden beri tanır. Hatta 27 seneden beri ilk defa 1964'te Suat Hayri Ürgüplü'nün yanına, hani eke öküzün yanına tortosunu koşarlar da çift sürmesini öğretirler ya, onun gibi koşulmuş ve başbakanlık kendisine öğretilmiş Amerikan'ın isteği üzere. O gün bugüne de işte Adalet Partisi'nin, daha sonra da DYP'nin başkanı olarak bildiğimiz başbakan olan şu anda Süleyman Demirel. Bu adamın İslam tarafında tövbe bir cimcik bir bezi yok. Yani bir burun silimlik bezi bile yok. Olduğu olası da olmadı. İslam'la uzaktan yakından alakası olmamasına beraber dinine pelesenk ettiği bir Cenab-ı Allah lafı vardır. Gerekli gördüğü yerde onu kullanır. Ara sıra da burdele keserken Bismillahirrahmanirrahim hayırlı olsun der. Burdelesini kestiği fabrika şarap fabrikası mıdır yoksa bilmem kereste fabrikası mıdır fark etmez onun için. Ne olsa avanak halk besmeleyi çektim ve açtığı fabrikanın içki fabrikası mı kereste fabrikası mı olduğuna hiç bakmaz. Öyleyse o avanakları da böyle ayakta uyutmak lazım. O da uyutuyor işte. Afiyet olsun. Evet, bu son kahramanlığını göstermek, son marifetlerini göstermek üzere bildiğiniz gibi 20 Ekim seçimlerinde işte ortaya çıkarak işte enflasyonu 500 günde düşüreceğim, anarşiyi bilmem terörü 500 günde sıfıra indireceğim, işte şunu şöyle edeceğim ve yolları asfalt edeceğim diyerek bildiğiniz gibi geldi ve işte tek başına iktidar olamadıysa da uyumlu, uyuşuk işte öyle kısa pantolu bir ortaokul talebesi gibi Erdal Yunan'ın başında bulunduğu CHP ile birlikte iktidarı rakipsiz bir şekilde yürütüyor. Aradan 500 günün dolmasına pek az zaman kaldı. Çünkü 20 Ekim'den 20 Ekim'e 365 gün. 20 Ekim'den bugüne de aşağı yukarı 45-50 gün geçti. Yani 500 günün dolmasına fazla bir vakit kaldı sayılmaz. Hadi 3 ayı kaldı diyelim. 100 günü kaldı. Ama geride kalan 400 gün içerisinde indireceğim dediği enflasyonu en az birkaç puan daha fazlasıyla yaşadığımızı görüyoruz. Terörün, anarşinin yine birkaç puan fazlasıyla ve daha fazla kesimleri rahatsız eden boyutlara ulaştığını görüyor ve müşahede ediyoruz.